Arkadaşlar hepinize merhaba. Gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. İsmim Erdem Birgül. Bugün sizlere efsane bir firmanın efsane pedallarından birini tanıtacağım. Tanıtacağımız pedalın adı Vox Dynamic Looper. Öncelikle loop ne demektir? Looper pedal dünyasıyla gerçi uğraşanlar bilir. Bilmeyen arkadaşlar için bir açıklayalım. Loop biliyorsunuz kendi ekseni etrafında, yani kendi etrafında sürekli aynı şeyin sürekli başı alıp tekrar etmesi. Yani mesela bir şarkı dinliyorsunuz. Loop düğmesine bastığınız zaman o parça bittikten sonra tekrar başa soruyor. Sürekli aynı şeyi yapıyor. Pedal yani görünüşünün arkasında çok derin, çok detaylı bilgiler saklıyor. Yani göründüğünden çok daha fazla spesifikasyonlara sahip. Yani açıkçası pedalı ilk incelemek için aldığımda bu kadar özelliğinin olacağını çok tahmin edemedim. Beni şaşırttı o bapta. İsterseniz hemen yani parçaların üzerinde ne gibi tuşlar var, ne anlama geliyor, ne işe yarıyor üzerinde hemen bir inceleyelim. Bu arada looper dediğim yani kavramın dışında aynı zamanda bir prosesör bu. Gitar prosesör devresi de var içinde. Bu ne demek oluyor? Yani gitar yani üzerine gitar bağlayıp jack'la aynı zamanda efektlerle de gerek distortion, gerek wah, gerek de chorus'a kadar bütün efektleri de aynı şekilde gitarınızı uygulayabiliyorsunuz. Hemen üzerindeki parçalara ve girişlerine çıkışlarına bir göz atalım. Öncelikle 3 tane şu şekilde butonumuz var. Bunlar en çok kullanacağımız, yani tanıtımda en çok kullanacağımız tuşlar. Üzerinde bir takım düğmeler var, renkli. Bu renk her basışımda farklı renklere bürünüyor tuşlar. Bunların da ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Onun dışında bir tane güzel kırmızı renkte üzerinde yine ayağımızın kaymaması için, yani biliyorsunuz bu tarz pedallar ayakla yönetildiği için ayağımız kaymasın diye güzel üzerine plastik bir kaplama olan güzel de Vox yazısı var bakın burada. Bir expression pedalımız var. Expression pedal ne demek? Yani bu pedala hem wah görevini, wah pedal görevini, hem volüm pedal görevini hem de bu alete özgü bir loop'u yönetmek, yani loop'u efektler katmak için de kullanabiliyorum. Örnekleriyle de göstereceğim zaten birazdan. 4 tane burada güzel kurabiyeye benzeyen düzgün 4 tane tuşumuz var. Üzerinde farkındaysanız kauçuktan yapılmış çok özel güzel bir malzeme var. Yine tırtıklı ayak kaymasın pedalda diye. Burada şuna hemen dikkat çekmek istiyorum. Pedalların bakış açısı ayağınızın şekline göre dizayn edilmiş. Bakın şurası, yani detaylıca gösterelim. Şurası yukarı doğru bakıyor. Alttaki pedal ise aşağı doğru bakıyor. Çünkü bu pedallar yani aynı anda basıldığı zaman farklı fonksiyonlar, farklı şey, fonksiyonları devreden çıkarabiliyor. O yüzden aynı anda basmak gerektiğinde veya buna basıp buna tekrar basmak gerektiğinde ayağınızın açısı düzgün bir şekilde yani rahat edebilsin diye ve daha doğru hareket edebilmek adına dizayn edilmiş. Bu da güzel bir özellik. Bunun dışında arkada gördüğünüz gibi yine kablo olarak Fender kullandık. Bir de bunu da ekstra şimdi birazdan anlatacağım. Fender marka input ve output giriş ve çıkışımız var. Burada bir adet mikrofon kablosu görüyorsunuz. Bu mikrofon girişi. Aynı zamanda gitar haricinde mikrofon da bağlayıp vokal veya yani en fazla yani böyle perküsyon veya timpani veya işte timbal gibi şeyleri delaylemek için veya işte daplamak için de kullanabiliyorsunuz. Adaptör girişimiz var. Adaptör kablosunun sağa sola oynamaması için burada bir girişimiz var. Standby düğmesi var. Açıp kapamaya yarayan. Burada minik bir tuş var. Trim tuşu. Bu mikrofonun gainini ayarlıyor. Yani mikrofonun sesini ayarlıyor diyelim daha doğrusu. Gücünü ayarlıyor. Şimdi hemen örneklerle beraber bir alete bir göz atalım. Şimdi öncelikle şu anda kucağımda aynı zamanda Vox Viraj marka bir tane gitar var. Gitar çok güzel. Ben yani daha önce Vox gitar çalmamıştım ama bunu çaldıktan sonra hakikaten Vox'la ilgili gerek yani amfisini de denedikten sonra pedalını ve gitarını da aynı anda denedikten sonra Vox'la ilgili epey fikrim değişti. Zaten özellikle Brian May'den bilenler bilir. Vox bir İngiliz firması ve oldukça kaliteli yani el işi malları üretiyor.
Gitarın zaten sitemizde ayrıca bir tanıtımı yapıldı. O yüzden merak edenler yani elimdeki gitarın fonksiyonlarını, çünkü özel fonksiyonlu bir gitar bu. Manyetikleri oldukça düzgün kontrol edebiliyor. Bunları da isterseniz sitemizden izleyebilirsiniz. Şu anda gitarda yani bir clean bir ton var şu anda elimin altında. Hemen bir göz atalım. Bu duyduğunuz tonun amfi ile çok fazla alakası yok. Bu arada amfimizde Night Train 50 wattlık yine Vox'un kafa kabin olarak dizayn edilmiş lambalı amfisi. Oldukça özellikle clean tonlarda çok başarılı. Drive de çok güzel ama özellikle clean'de çok başarılı bir amfi. Sağ yanımda da yine Vox'un efsanevi AC30 amfisi var. Şimdi bu clean ton içerisine öncelikle demin başta bahsettiğim prefix yani gitar üzerine ekleyebileceğimiz efektlere bir göz atalım. Şimdi hemen başta pedal seçeneği var. Pedal seçeneği içerisinde pedal deyince bu expression pedal aklınıza gelmesin sadece. Pedal seçeneği içerisinde işte hemen şöyle söyleyeyim. Bunu en başa aldığımız zaman yani pedal kısmını aldığımız zaman bu butonu. Bu tuş. Bu ok hangi yöndeyse atıyorum şu anda işte diyelim ki vaha aldım. Vah yönündeyse bu tuşta vahın içerisindeki preset yani efektleri değiştiriyor. Ama ben şu an yine pedalı alıyorum. Pedalda bakın böyle değiştirdiğim zaman bu gördüğünüz yani anlaşılmıyor şu an yazılar ama bunların ne manaya geldiğini kullanım kılavuzumuzda görebiliyorsunuz. Yani chorus mu işte distortion mu falan bunları da anlayabiliyorsunuz. Şu anda en anlaşılırı şu an burada overdrive var görüyorsunuz. En son alınca da distortion oluyor. Dilerseniz bir overdrive ve distortion tonunu duyalım. Şu an o clean tonu buradaki seçeneklerle overdrive'a çevirdim. Hemen bir bakalım. Bir diğer seçenek yani distortion'u da duyun diye hemen yanında distortion'a da örnek gösterelim. Şeklinde. Şimdi vaha alıyorum. Vahın içerisinde yine deminki pedal seçeneklerine benzer seçenekler var. Onu yine buradaki edit butonumla, bunu edit butonu diye zaten öyle geçiyordu. Edit butonumla bunu yönlendiriyorum. Bakın edit çevirdikçe vah modunun içerisindeki diğer efekt seçeneklerini, vah seçeneklerini görebiliyorum. Bu arada şu anda vah tonuna ikinci bölümde örnek vereceğim. Çünkü vah'ın devreye girebilmesi için expression pedalını öne doğru bastırmamız gerekiyor. Şu an yani o kuvveti uygulayamayacağım için onu birazdan ikinci bölümde vah örneklemede göreceksiniz. Üçüncü modumuza geldim. Üçüncü modda ise esas yani FX denilen efektlerin olduğu mod burası. İşte neler var? Chorus var. Bakın hemen örnek gösterelim. Yan tarafa bir chorus daha varmış. Flanger biliyorsunuz böyle uçak sesi gibi bir efekttir. Hemen duyalım. Bu da bu şekilde. Başka neler varmış? Phaser var. Phaser'ı biliyorsunuz özellikle bağlamacılar çok kullanır. Ama yani tabii ki özellikle en çok gitaristlerin kullandığı. Phaser efekti benzer isimler alabiliyor bazen. Phaser, Leslie de diyorlar bazen.
Ama tabii ki İngilizce'deki en çok kullanılan terim yani bu efekt için phaser. Hemen duyalım. Bu arada prosesör yani dünyasıyla yani epeyce haşır neşir birisi olarak içindeki yani bu bir looper pedal olmasına rağmen içerisine yerleştirmiş olan o efekt prosesör de çok kaliteli. Özellikle efekt şu an duyduğunuz o phaser ve flanger gibi efektler yani çok kulağa çok böyle yapay gelmiyor. Yani sanki böyle çok kaliteli başka yani dev firmaların böyle özel efekt cihazı sadece efekt cihazı üreten firmaların efektleri gibi oldukça kaliteli sonuç veriyor. Şimdi iş birazcık değişiyor. Bass diye bir modumuz var. Burada ise bildiğiniz bir bas gitarın yani sesinin modellenmesi gibi. Hemen ona da göz atıyoruz. Basa getirdim. Yine edit tuşumla bas modunun içerisindeki modülleri kontrol ediyoruz. Bakalım birinci de ne varmış. Hemen şöyle. Barış abimizden bir örnek verdim. İkinci moda bakalım. Üçüncü modda yine değişik şeyler var. SB diye bir mod var. Bu birazcık daha böyle dijital synthesizer bass gibi. Hem sit ama birazcık böyle kuvvetli bir tuşuyla çaldığınızda kontrbas tuşesi gibi de gelebiliyor. Bir de SP2 modeli varmış. Bu tam yani demin gösterdiğim Phaser'daki gibi birazcık böyle hafif vahvari de bir sound. Genelde elektronik müziklerde falan. Gibi tonlar alınabilir. Şurada EB2 tonu birazcık daha kompresörlü bir tonmuş gibi geliyor kulağa. İşte. Bir sonraki modumuz akustik mod. Akustik isminden de anlaşılacağı gibi. Akustik gitar modellemesi. Elektro gitara yani akustik tonu şayet bir piezo manyetiğiniz yoksa bir akustik gitar özel bir akustik gitar pickup'ı yoksa üzerinde çok özel bir pedalla yoksa yani bir prosesörle akustik gitar tonu vermek çok zordur. Ancak çok özel yani belki analog pedallarla falan bunu sağlayabilirsiniz. Fakat üzerindeki akustik gitar modellemelerini çok beğendim. Hemen şöyle ilk örnekten başlayayım. Bu arada yani akustik gitar modunun içerisindeki yani modlar arasında ne fark var derseniz birazcık farklı equalizer'lanmış. Yani bir tanesi daha boğuk, bir tanesi daha parlak. Hemen şöyle bir tanesine bakalım. İkincisini alalım. Çok fazla farklı değil. Birazcık daha boğuktu. Üçüncüsü. Yine akustik gitar sesi ama biraz kompresör vardı içinde. Çok patlamıyordu sesler farkındaysanız. Birazcık daha böyle daha dar kasa yani tam jumbo değil de birazcık daha dar kasa bir gitar sound'u vardı. Bu kadarmış. Geldik pitch efektimize. Pitch shifter diye geçer aslında. Pitch shifter
Yani normalde expression pedalıyla yönetilen. Yani hangi oktavda istiyorsanız atıyorum. Yani gitarınızın teline sol notasına vurduğunuz zaman üst oktavdaki sol sesi de aynı anda devreye giriyor. Sadece tabii üst oktavını değil, bunun beşlisini yani çaldığınız sesin beşinci notasını da üzerine ekleyebilirsiniz. Hemen üzerindeki modlara bakmadan önce zaten ekranda da görüyorsunuz kaç ses olmasını istiyorsanız. Mesela şu anda ortada sıfırda herhangi bir ses ekli değil üzerine. Beş yapalım mesela. Aynı şekilde bastığınız notanın sadece yukarısına değil aşağısındaki sesi de ekleyebiliyorsunuz. Bunu da yine edit tuşumuzla eksiden yapıyoruz. Yani demin yaptığım şeyin aynısını, beşlisini, üst beşlisini bu sefer alt tarafa ekledim. Duyalım. Biraz böyle makamsal bir örnek oldu ama güzel oldu. Stutter diye bir seçeneğimiz var. Bu da yine başka değişik bir efekt. Birazcık daha böyle synthesizer vari bir efekt. Hemen birçok mod var. Hepsini göstermeyeceğim. Yine örnek olsun diye şöyle takdim edeyim. Yani hem sesi birazcık daha kesik kesik veren hem de böyle tonu birazcık daha yani biraz phaser'a benzeyen bir ton var içinde. Gibi. Geldik EQ butonumuza. EQ'da ise yani aletin üzerine ayrıca bir bass, tiz, middle gibi bir equalizer konmamış. Ve bunun dışında EQ'ye getirip EQ'nun içindeki preset'lerden faydalanıyorsunuz. Yani işte daha mid veya daha bass karakter veren seçenekler var burada. Hemen şöyle takdim edelim. Hemen değiştiriyorum. Bir daha değiştirdim. Bakın biraz daha basslar gitti. Sanki biraz daha böyle lofi efektiymiş gibi oldu. Bu arada örnekleri clean tonda gösteriyorum ki yani çoğu arkadaş yani elektro gitar meraklısı olan insanlar tabii ki distortion tonu daha çok sevdiği için. Fakat distortion da efektler arasındaki özellikle EQ'lamadaki farklılıklar çok belli olmadığı için o yüzden yani bilerek clean tonda gösteriyorum. Daha iyi anlayın diye. Bu birazcık daha tiz bir karakterdi. Ve son mod. Duyduğunuz gibi birazcık daha boğuk, tizlerin tıraşlanmış olduğu bir moddu. Geldik delay kısmına. Delay biliyorsunuz sesin yani gecikmesi. Yani bu ben tele bir sefer vurduktan sonra devam etmesi şeklinde aynı sesin tekrarlaması. Bunun içinde de yine değişik böyle güzel modlar var. Hemen bir tanesini size dinleteyim. Ha bu ekranda da gördüğünüz gibi short yani kısa zamanlı. Delay kısa zamanlı niye kullanılır? Çünkü çok yani tekrar etmeyecek kısalıkta time'ını ayarladığınız zaman sanki bir odada bir apartman girişinde çalıyormuşsunuz gibi böyle bir reverb vari bir hava katar delay. Evet, değiştirelim. Bu arada bu
Yani bahsettiğim efektlerin hepsini, yani duyduğunuz efektlerin hepsini, distortion'dan, vaha, chorus'tan phaser'a kadar hepsini aynı şekilde mikrofon, yani vokal yaparak da bunları kullanabiliyorsunuz sahnede. Ve oldukça da olumlu sonuç veriyor. Birazdan örneklerle de göreceğiz. Başka delay'lere bakalım neler varmış. Reverb moduna geldik. Reverb biliyorsunuz derinlik. Yani duyduğunuz gibi, yani vurduğum sesin sanki bir duvara çarpıp yankı gibi düşünmeyin. Dağılıp, yani geniş bir yerde yeni kiraladığınız bir daireye girip içeride konuşmak gibi. Bu reverb, delay gibi efektler, bunlar yani çaldığınız tonun titreşimin birazcık daha dağılarak, yani üst üste aynı, yani sadece tek vuruş değil, üst üste çalarak duyulduğu zaman daha dolu, yani alttan daha tonun daha böyle hacimli gelmesini sağlar. Hemen şöyle biraz daha örnek verelim. O yüzden özellikle vokalistler de, vokalle uğraşan sanatçılar da bir televizyon programına katıldıklarında şarkı söyleyecekleri zaman hemen reverb isterler sesine. Çünkü o reverb'siz ses kuru gelecektir dinleyen kişiye. O yüzden hemen reverb, delay değil ama en azından reverb isterler. Ekranda da gördüğünüz gibi hall, yani salon geniş, bir daha da geniş bir seçenek. Seçenek. Si-Fi diye bir seçenek var. Bu da demin bahsettiğimiz gibi Stutter'da olduğu gibi synthesizer, böyle farklı bir modül. Bunun içindeki seçenekten hemen göz gezdirelim. İkinci seçenek. Biraz aynı gibiydi. Timing'i farklıydı biraz. Burada tamamen gitarın sesi, deminki tonda gitar da ön plandaydı. Alttan birazcık böyle synthvari bir ton vardı. Şu anda bunda clean sesi duymuyorsunuz. Sadece efektin kendisi var. Birazcık böyle Commodore 64, Amiga dönemleri. Ve son modumuz neymiş? Slow Gear diye bir şeydi galiba bu efekti. Ekranda görüyorsunuz SLO, Slow yazıyor. Bu siz tele vurduktan 1-2 milisaniye sonra sesin gelmesi. Yani sanki bir volüm pedalla çalıyormuşsunuz havası veriyor. Gibi. Bu tabii şu anda yani üzerinde size clean ton üzerine buradaki tonların hepsini hemen hemen göstermeye çalıştım. Ama aynı zamanda bir prosesör dediğim için bu cihaz, tabii prosesöre biliyorsunuz bankları yönetmek için takım pedallara ihtiyaç var. Bu pedalları da demin tanıttığım bu kurabiyeler yapıyor. Şimdi dilerseniz hemen şöyle, bir kere şöyle söyleyeyim. 50 tane preset'ımız, yani user U01 50'ye kadar gidiyor. 50 tane ton seçeneğimiz var. İstediğiniz şekilde yazıp kaydedebiliyorsunuz. Şimdi efektlere gördükten sonra üzerindeki tuşların fonksiyonunu hemen anlamanız adına bir iki bilgi vereyim. Şimdi prosesörde biliyorsunuz bankı değiştirmek için yani bir ileri tuşu bir de geri tuşu olması lazım.
Fakat bunda şöyle bir durum var bu pedalda. İleri yani patch'i ileri almak için bu tuşa basıyoruz. Bakın ekranda da görüyorsunuz. 5, 6, 7 diye giriyor. Fakat bir geriye alma tuşu yok. Bunu da yapmak için bu ergonomiden faydalanıp üst tuşa basılı tutup geri tuşa bastığınız zaman da bakın ton geri geliyor. Yani patchler geri doğru geliyor. Böyle bir özelliği var. Bunun dışında ton yazmak için birazcık bilgi vereceğim demiştim. Hemen onu, o konuyla ilgili. Mesela atıyorum şu anda nasıl bir tonum var bakayım. Clean bir tonum var, evet. User 01 bankındayım şu anda ve clean bir tonum var. Buna işte distortion bir ton yazmak istiyorum diyelim ki. Pedal kısmına getirdim. Hemen edit tuşumla distortion seçeneğini buldum. Bakın şu anda çaldığım zaman distortion sesi çıkacak. Fakat şu anda ben herhangi bir şekilde bu yaptığım değişikliği hafızaya almazsam, yani herhangi bir tuşa basıp bunu hafızaya almaz da başka bir patch'e user patch'ine geçersem bu yaptığım ayar devre dışı kalıyor. O yüzden benim şu an yaptığım bu değişikliği hafızaya almam lazım. Tıpkı bilgisayar oyunlarında oyunu save etmek gibi. Burada da üzerine save yazan bir tuşumuz yok. Write tuşu var. Ekranda görüyorsunuz. Write tuşuna basarak bastığımda yanıp sönmeye başlıyor. Bir sefer daha bastığım zaman artık yaptığım değişiklik ayar, yani user 1'deki yaptığım ayar hafızalanmış oldu. Fakat şöyle bir durum oldu diyelim ki işte write'a bastınız fakat vazgeçtiniz, bir değişiklik yapmak istiyorsunuz, geri dönmek istiyorsunuz. Bunu da geri dönmek için, yani iptal etmek için cancel tuşu var. Cancel'a bastığım zaman tamam abi değişiklik yapmadım, herhangi bir şey yapmadım tonuna diye burada iptal etme tuşumuz da var. Onun dışında prefix tuşu var burada. Prefix tuşu şurada gördüğüm efektleri kullanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz tuşu. Buna bastığım zaman gördüğünüz gibi off oldu. Yani hiçbir şekilde buradaki efektlerden faydalanamıyorum. Faydalanamadığım zaman ne oluyor? Sadece loop tarafındaki kat aktif oluyor. Sadece bundan faydalanabiliyorum. Herhangi bir efekt benim gitarıma herhangi bir şekilde karışamıyor. Bunun dışında burada iki tane tuş var. Auto Rack ve Cancel tuşu. Bunların ikisini aynı anda bastığınız zaman, basılı tuttuğunuz zaman User Bank'taki, bakın şöyle hemen göstereyim. Şu an görüyorsunuz User 01 kanalındayız. Şimdi ikisini aynı anda bir bastığım zaman bakın 10 patch birden atlatıyor. Yani siz buna 10 sefer basmak yerine buna iki sefer bir sefer basılı tuttuğunuz zaman 10 bank atlamış oluyor. Bunun dışında stop mod var. Stop mod loop'la ilgili bir şey. Onu tanıtırken yani loop'un ayarlarını ikinci bölümde göstereceğim. Master limiter var. Çok güzel bir özellik. Master limiter biliyorsunuz. Ben işte gitara çok kuvvetli de vursam, çok böyle yüksek tuş ile de çalsam patlayacak olan tiz frekansları veya bas frekansları tabiri caizse tıraşıyor. Yani kompresör gibi birazcık, kompresör limiter kafasında birazcık böyle patlayan frekansları engelliyor, öyle söyleyelim. Master limiter'a da bastığım zaman içinde iki tane seçenek var. Bakın hard ve soft ve off seçeneği var. Hard, off, soft. Hard olduğu zaman birazcık daha açıkçası tonunuzu öldürür. Fakat özellikle mikrofonla kullanacaksanız mikrofonun da işte dudağınıza çok fazla yaklaştır veya uzaklaştırmaları çok fazla etkilenmeden, çok fazla patlamaya meyil vermeden düzgün bir şekilde belli bir limitte tutuyor. Prefix Target tuşumuz var. Bu tuş böyle şeker gibi renkli. Bakın bastığımda böyle değişiyor rengi. Yanında da hemen tuşun yanında da o renklerin ne manaya geldiğini söylüyor. Şimdi green olduğu zaman yani yeşil olduğu zaman sadece input yani sadece gitar girişim aktif demek oluyor. Mikrofon girişi aktif değil. Red kırmızı olduğu zaman sadece mikrofon girişi aktif. Input girişi aktif değil. Orange yani turuncu olduğu zaman da input ve mikrofon da aktif demek oluyor. Bu arada aktif derken prefix target diyor farkındaysa. Prefix ne demekti? Yani efektlerin
hangi girişten ve hangi çıkıştan çıkacağını yönlendiriyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda diyelim ki yeşildeyken input. Yani şu an sadece gitar bu efektlerden faydalanabiliyor. Mikrofon hiçbir şekilde efektten faydalanmıyor. Aynı şekilde kırmızıda sadece mikrofona buradaki efektleri verebiliyorsunuz. Gitara veremiyorsunuz. Sarı şey orange'da ise her ikisi de buradan hangi efekti verirseniz delay verdiğiniz zaman hem gitara delay vermiş oluyorsunuz hem de mikrofona delay vermiş oluyorsunuz. Yani vokale mikrofon delay vermiş oluyorsunuz. Metronomumuz var. Ne maksatla kullanılıyor? Yani evde bir egzersiz gitar egzersizi çalışırken de kullanabilirsiniz metronomu. Ama metronomun konma nedeni bu bir looper olduğu için loop kuantize diye bir özelliği var bu aletin. Bu da ne demek? Biliyorsunuz belli bir pasaj çalıp sonra üzerine tekrar yani ona bastığınız anda o pasaj baştan sonra tekrar devam edeceği için eğer hatalı bir basma falan yaparsanız veya ritim dışında farklı bir zamanda basarsanız bu metronom devreye giriyor ve o loop'u kuantize ediyor. Yani kuantize demek düzene sokuyor, ritme sokuyor. Fakat yani özellikle sahnede yani çalarken dur bir metronomu açayım da öyle çalayım metronom üzerine gibi bir şey değil. Eğer evde veya stüdyoda bir şey yapacaksanız, loop'la kullanacaksanız tavsiye edilebilir bir şey. Bunu da bastığınız zaman açık. Bir daha bastığınız zaman off yani açılır kapanır durumunu bu tuşla kontrol ediyorsunuz. Fakat şu anda herhangi bir metronom sesi gelmiyor kulağıma. Fakat bu ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Şu anda bu metronom aktif aslında fakat çalışmıyor. Bunun da kapanmasını bu tuşla yönetiyorsunuz. Bakın şu anda metronom tamamen off durumda. Bunun dışında geldim Loop FX tuşuna. Loop FX FX yani efekt olayının bu aletin zaten yani en büyük özelliği, bana göre en muhteşem özelliği kaydettiğiniz loopları da efekte edebiliyorsunuz. Yani birazdan göstereceğim. Hoşunuza gideceğine, bayılacağınıza eminim. Bu da Loop FX. Loop FX tuşunu da bastığım zaman off oluyor. Yani hiçbir şekilde bu efektler kullanılamıyor. Tekrar bastığım zaman da efekt Loop FX devrede. Burada bir pik ibaremiz var. Pik demek yani bu ışık pik ışığı yandığı zaman bunu tesisatlarda, mikserlerde çoğu pedalların girişlerine falan görürsünüz. Eğer pik ışığı yanıyorsa çaldığınız anda tehlike başlıyor demektir. Çünkü alete gereğinden çok çok fazla yüksek bir sinyal gönderiyorsunuz demektir. Yani sizi uyarıyor. Yani pik yapıyorum birazcık kıs sesi, biraz gain'i azalt demek oluyor. İşte Master Limiter'da zaten bunun için vardı. Bu pik olayını engellemek için. Yani yaklaşık 1,5 haftadan beri değil mi Emrah? 1,5 haftadan beri ben de hiçbir şekilde herhangi bir pik sorunu yaşamadım. Yani hiçbir şekilde bu ışık yanmadı. Master Limiter yardımı sayesinde. Pedaldan zaten bahsetmiştim. Expression pedalımız çoğu prosesörde olduğu gibi ileri doğru bastırılarak aktif oluyor. Ve tekrar bastığımız zaman deaktif oluyor. Expression pedalın yanında da şöyle hemen ekrandan bakarsanız yanında yazılar var. Red, green, yine orange diye. Şimdi red olduğu zaman yani kırmızı olduğu zaman Expression pedalının lambası buradaki efektleri bu pedalla kontrol edebiliyorsunuz. Atıyorum wah modunda diyelim ki burayı eğer prefix kısmı yani kırmızı yanıyorsa bu pedal direkt olarak wah pedalı oluyor. Eğer yeşilse burası loop herhangi bir loop kaydettiniz diyelim ki loop'un içinde yani loop'un efektlerini kullanabiliyorsunuz. Yani o şekilde yönetiyor pedal. Orange'a geldiğinizde ise bildiğiniz bir volüm pedal. Yani pedalı geriye aldığım zaman hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Input'tan veya output'tan herhangi bir sinyal alamıyorsunuz. İleri bastırdığım zaman yine volüm aktif oluyor. Bunun dışında mikrofona birazcık değinelim. Loop aletlerini genelde özellikle hip hopçı arkadaşlar çok fazla kullanıyor. Niye? Çünkü işte altyapı olarak işte dum 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 şey yapıyor. Onun üzerine işte çak 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 gibi bir şeyler yapıyor. Üst üste hepsini bindirip sonra üzerine sözleri söylemeye başlıyor. Ama tabii ki sadece hip hop kullanıcısı için değil. Yani bu
her tarzdan müzik yapan insanlar kullanabilir. Birazdan zaten ben de kendi şarkılarımdan birini bu loop yardımıyla bir şeyler yaratmaya çalışacağım. Şimdi ikinci kısma geçmeden önce biraz şu pedalların fonksiyonundan da bahsetmek istiyorum. Yani çünkü başta dediğim gibi işte bu pedala basılı tutup buna bastığınız zaman başka bir görev alıyor pedal. İşte bunun ayrı bir görevi var falan. Üzerindeki yazılardan da zaten bunu ayırt etmek mümkün. Bunu dilerseniz ikinci kısımda yani loopları tanıtırken birazcık bahsedelim. Bu arada başta dediğim gibi bu prosesör ve looper ayakla kullanılan yani sahnede ayağımın altında olup çünkü expression pedalını kullanmak için öne bastırmam gerekiyor. Veya bu pedalları sahnede elinizle yönetmeniz çok mümkün değil. O yüzden ayakla kullanacağız. Şimdi dilerseniz looper olarak yani bu pedalın bir de loop özelliklerine bakmak için pedalımızı ayağımızın altına alalım ve sizlere güzel örneklerle baş başa bırakalım. Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi mikrofonumuzu önümüze koyduk. Pedalımız da yerde. Şu anda yani ilk kısımda yani ilk bölümümüzde yani gitarın prosesör kısmını yani gitarı ilgilendiren efektlerle ilgili konuştuk. Şimdi ise kaydettiğimiz bir loop'un nasıl efektlendirildiğini örneklendireceğim size. Bu arada hemen geçen bölümün başında bahsettiğim expression pedalının aktif ve deaktif edilmesi hakkında konuşmak istiyorum. Ayağınızın ön kısmıyla ileri doğru bastırdığınızda şu şekilde gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Yani expression pedalı aktif demek. Tekrar bastırdığım zaman deaktif oluyor. Yani devreden çıkıyor. Bu arada üzerindeki bu tuşların demin anlatırken yani şu anda atıyorum şu an user 09 bankındayım. Şu sağ tarafta gördüğünüz tuş bankları ileri doğru hareket ettiriyor. Gördüğünüz gibi ekranda da. Fakat bunu yani ayağımın ön kısmını ileri bastırıp yani bu tuşa bastırıp hafif geri şöyle hareket ettirdiğim zaman bakın çok sağlıklı bir şekilde banklarım geri doğru hareket ediyor. İki kanal loop kanalımız var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar diyelim ki bir şarkı çalacaksınız. Yani herhangi bir şarkıyı seslendireceksiniz sahnede. Birinci kanala parçanın işte giriş kısmının akorlarını kaydedebilirsiniz. İkinci kısma da parçanın nakaratının akorlarını kaydedebilirsiniz. Tabii sadece yani parçanın akorlarını kaydetmekte kalmayıp her iki kanalda da istediğiniz kadar sınırsız üst üste ses bindirerek yani mikrofonla da şarkı vokal yapabilirsiniz. Yani altyapı çift ses yapabilirsiniz. Delay'li sesler kullanabilirsiniz. Bunu üçüncü bölümümüzdeki performansı zaten göstereceğim. Şu anda sadece yani kısa bir loop kaydedeceğim birinci kanala. Daha sonra üzerindeki yani loop FX'in yani efektlerinin nasıl sound verdiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Fakat yani loop dönecek sürekli kendi etrafında. Ben sadece efektleri yani değiştirip size pedalla beraber nasıl sonuç verdiğini göstereceğim. Loop FX'in yani loop'un efektleri neler? Onlara bakalım. Gördüğünüz gibi volume, x-fade, reverb, pardon özür dilerim, reverse, loop in, loop out, pitch shifter, speed, scrap, stutter, mod, filter ve delay efektleri var üzerinde. Zaten yani butonu çevirdikçe, hareket ettirdikçe nasıl sonuç verdiğini, yani o efekt mesela atıyorum speed moduna getirdiğim zaman kaydettiğim loop pedal arkadayken normal hızıyla pedalı öne ittirmeye başladığım zaman kaydettiğim loop hızlanıyor falan filan gibi özellikleri var. Şimdi hemen minik bir kayıt yapayım bilindik gene bir parçalardan. İki kanal üst üste kayıt yapacağım. Önce parçanın ritmini çalacağım. Daha sonra üstüne minik olarak distortion'la solosunu atacağım. Ondan sonra da loop FX'leri hep beraber duyacağız. Başlıyorum. Thank you.
Gördüğünüz gibi efektlerin yani loop üzerinde olan etkilerini gördünüz. Şu an tabii iki kanal üst üste, yani bir clean bir de distortion tonun üstüne yaptım. Açıkçası loop'u efektlemek birazcık ustalık isteyen bir iş. Özellikle sahnede canlı bir performansta bunu kullanacaksanız önceden epeyce bir provalı olmuş olmak gerekiyor. Çünkü yani bir yerinden kaçırdığınız zaman belki geri alamayabilirsiniz, öyle bir durum var. Birazcık antrenman isteyen bir iş, loop işi. Bu işi de yani oldukça profesyonelce yapan, hatta yani tek gitarla çalıp söyleyen, sadece loop konusunda meşhur olmuş insanlar da var dünyada. Bunun dışında şu alttaki tuştan bahsetmedim. Bu trigger tap dediğimiz tuş. Tap olayını delay kullanıcıları bilir. Tap, yani bastığım zaman benim basma hızıma göre başta anlattığım metronomun hızını ayarlayabiliyor. Bu neyi sağlayacak? Atıyorum metronom çalarken, yani loop'u kuantize etmek için metronom açıkken benim çalacağım loop'un hızını kendim buradan ayağımla açıp kapatarak yönlendirebiliyorum, belirleyebiliyorum. Bu arada aradaki bir yazıya dikkatinizi çekmek istedim. Loop Select tuşları bunlar. Fakat bir altında da basılı tutarsan Prefix On Off, yani Prefix, bu gördüğünüz en başta gösterdiğim Prefix, şöyle gördüğünüz olay. Basılı tuttuğum zaman gördüğünüz gibi Prefix lambasına bakalım. Prefix lambası söndü gördüğünüz. Şu an Prefix katı şu anda devre dışı. Tekrar bastığım zaman yanacak şimdi. Gördüğünüz gibi tekrar prefix devrede. Bunun dışında pedalla ilgili söylenebilecek hemen hemen her şeyi anlattım. Başta, yani girişte de söylediğim gibi oldukça yani ses kalitesinin, tonların kalitesinden tutun loopları yönetmeye kadar çok kullanışlı, çok güzel. Bence sahnede özellikle bunu kullanmak isteyen arkadaşların, kullanmayı düşünen arkadaşların edinmesi gereken bir pedal diye düşünüyorum. Ben de en kısa zamanda edineceğim bu arada bir tane. Çünkü bir, yani reggae grubunda, bir reggae projesinde çalıyorum. Sattas'ta çalıyorum biliyorsunuz. Sattas reggae müzik yapan bir grup. Reggae'de de özellikle dub, delay çok seven, loop çok seven bir müzik olduğu için özellikle vokal yapan veya gitarla vokali aynı anda daplamak için muhteşem bir cihaz bu. Yani mikrofon çıkışının olması çok güzel bir özellik. Sadece vokal olarak düşünmeyin bunu. Davulunuzun trampetine de mikrofon koyuyorsunuz neticede. Bunu da delayleyebilirsiniz. Farklı efektlere büründürebilirsiniz. Veya perküsyon kullanıyorsanız da aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama tabii biz bugün sadece mikrofonu vokal olarak kullandık. Birazdan performansı da göreceksiniz. Son olarak yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten öncelikle Can Elektroniğe, Kork ve Vox Türkiye distribütörü Can Elektroniğe buradan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gitarteknikleri.com'a, Emre Almış'a çok teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel kayıt ve yani kaliteli kayıt ortamını sağladığı için. Makina Kayıt ve Prova Stüdyosu'na, Tuncer Tunceli'ye çok teşekkür ederiz. Onun dışında son olarak bir minik bir performans, benim kendi besteme size, yani loop'la birazcık karışık sunmaya çalışacağım. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, mutlu günler. Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Üçüncü kısımda performans kısmımız var. Performansa geçmeden önce bir iki bir şey daha anlatmak istiyorum pedalın üstünde. Şimdi başta dediğimiz gibi iki kanalımız var. Yani iki tane loop kanalımız var. Şu an loop iki kanalında ışıklar yanıp sönüyor. Yani şu an loop iki kanalında biz benim naçizane bir bestem olan düş parçasının giriş kısmını, yani giriş sözlerini loop 2'ye kaydettim, akorlarını. Şimdi nakarat kısmının kaydını da uygulamalı olarak beraber loop 1 kanalına kaydedeceğiz. Pedallarda şöyle bir özellik var. Yani loop 1 ile loop 2 arasındaki geçişi, yani hangisini hangisine geçireceğimizi. Mesela şu anda loop 1'in olduğu tuşa bastığımda gördüğünüz gibi geçmiyor. Buna geçmesi için buradaki bu loop 2 tuşuna basılı tutup ondan sonra loop 1'e, pardon, evet, bastım ve gördüğünüz gibi şu anda
loop 1'deki ışık da aktif. Bu ne demek? Bu şu demek. Loop 2'de yaptığın kayıt da hafızamda duruyor. Loop 1 kanalımda şu anda hazır kayıt yapmaya. Kaydı neyle yapıyorum? Başta da hatırladığımız gibi rec play ve overdub. Şu buna bastığım zaman şu an loop 1'e kaydedecek ve kendi etrafında dönmeye başlayacak. Kaydı nasıl yapacağım? Yani neleri üst üste bindireceğim? Bundan bahsetmek istiyorum. Alta bir tane, yani şu an bu prosesörün içinde bir herhangi bir rhythm box falan yok. O yüzden alta böyle bir beatbox sanatçısı gibi böyle dıp çıkı dıp çıkı herhangi bir ritim uyduracağım kendim. Daha sonra üstüne bas gitar çalacağım. Bas gitar efektini hatırlayın. Daha sonra bir tane clean çalacağım. Ondan sonra da mikrofonla aynı şekilde söyleyeceğim. Bu arada mikrofon da şu anda hatırlayın mikrofon girişine takılı. Ve ses de şu an amfiden geliyor. Şimdi isterseniz başlayalım bakalım ne çıkacak ortaya. Ben de çok heyecanlıyım. Şu an başlayacağım. İlk önce alt yapı ritmi kaydedelim. Dup çık dup dup çık gibi bir şey yapacağım. Son 2, 3, 4. Dup çık dup dup çık. Kanallı loop'umuzu yaptık. Birinci sözleri devreye sokup daha sonra nakaratla beraber birleştireceğim. O yüzden ilk önce ikinci kanalımı aktif ettim. Sanki parçaya böyle baştan başlıyormuşum gibi. Son, iki, üç, dört. Gece düşünce sesler caddeler ve sen evinde durdum yoruldum dinledim seni sessiz yürüdü içimde sesin birden sen